Osmanlı ailesini kovmuşlar idi. Dünyada hiçbir millete böyle gavurluk yapılmamıştır. Hiçbir millet ecdadını kovmamıştır. Şu CHP'nin yaptığı gavurluğu dünyada kimse yapmamıştır. Osmanlı ailesini pijamayla koyuyor ya. Sen kimsin? Fatih'in torunlarını. Koskoca casus, padişah Vahdettin tek bir kuruş almadan gidiyor. Gece pijamalarla trenlere bindiriyor. Besim Tübük kardeşim bir gece televizyonda sigortası attı. Osmanlı ailesi hırsız, namussuz olsaydı kovuldukları gece oturdukları villaların kapılarının altın tokmaklarını bavullara koysaydılar, avizeleri, altın avizeleri bavullara koysaydılar, 100 sene dilenmeden yaşardı. Yalvardı Osmanlı şehzadeleri, kadınları, erkekleri, yapmayın bizi Avrupa'ya kovmayın. Osman Gazi hürmetine ya, dedemiz hürmetine bizi Ürdün'e sürün, Suriye'ye sürün. Ama Batı talimat vermiş, 1071 Alparslan'la başlayan Anadolu futuhatının torunlarını istiyorum intikam alacağım diye. Gece yarısı sürüldü, ne rezaletler yaşadılar. Sultan Vahdettin ölünce meğer Fransız marketten veresiye yemek alışveriş yapıyormuş. Fransız market cenazesine el koydu. Cenaze kilisenin deposuna götürüldü. Suriyeli, Tunuslu, Mısırlı taksi şoförleri duymuş bunu. Padişahın cesedi kilisede hazzedilmiş. Aralarında para topladılar. Aralarında para topladılar ve hazzi kaldırdılar. Artan parayla Sultan Vahdettin'in tabutunu gemiye koydular. Şam'a gönderdiler. Kabri saadetleri Şam'dadır. Gidip ziyaret ettik. Erkekleri gözlerine bez bağladılar gençler. Şu CHP'yi tanımak lazım. Gözlerine bez bağladı Osmanlı ailesi. Açlıktan neden Paris tren istasyonunda dilendiler? Onları 20 küsür sene sonra ilk soran kahraman Menderes'ti. Başbakan olur olmaz uçağa atladı Paris'e gitti. Dedi analarımı babalarımı bana gösterin. Gittiler Paris'te bir kasabaya. Kasabada bir bulaşık fabrikasına girdi Menderes. Bir de ne görsün? Sultan Abdülhamit Han'ın 85 yaşındaki hanımı Şefika Sultan, 65 yaşındaki kızı Ayşe Sultan, Osmanlı kadınları işçi olmuş, bulaşık yıkıyorlar açlıktan. Çabuk ağlarmış Menderes. Ben ağlayarak eline sarılmış Ayşe Sultan'ın. Affet bizi ana. Sen kimsin demiş Ayşe Sultan. Ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı deyince kadıncağız anamız sevinçten tabakları atıyor ve nerede kaldın oğlum diyerek bayılıyor. Menderes Ankara'ya gidince evine gitmeden köşke çıktı. Celal Bayar'ı dedi Osmanlı'yı Afgan'ı çıkaracağım analarımı rezil gördüm, hizmetçi gördüm. Şşş dedi Celal Bayar. Medya duyarsa ihtilal olur. Osmanlı'yı sevmek suç. Benim 2000'e yakın dava mahkememden birçoğu Osmanlı'yı met ettiğim için yargılandım. Köküne kadar Osmanlılıyım. Köküne kadar Osmanlı'yı seviyorum. Menderes mektubu bıraktı, çıktı öfkeyle. Bir açtı mektubu ki Celal Bayar, Cumhurbaşkanlığı makamına anne babalarının Avrupa'da hizmetçi olduğu bir ülkenin başbakan olmaktan utanç duyuyorum, istifamın kabulünü rica ederim. Hemen gidin Menderes yeni seçim olmuş kanlı ikna edin biraz geri adım atsın. Menderes'i sabaha kadar geri adım attırdılar. Fazla kızdırmayalım bu cuntayı diye. Bu İttihat Terakki çetelerini. Menderes erkekleri bıraktı, kadınları Türkiye'ye getirdi. Osmanlı kadınlarına af kanunu çıkaran Menderes'tir. Erkeklerini de Türkiye'ye getiren Necmettin Erbakan hocamdır. 1974 affında geldi Osmanlı erkekleri. Rahmetli Menderes'e bunu yasada da sordular. Sen Abdülhamid'in hanımına kızına ev tuttuğun, her bayramla bayramda zarfın içinde 10.000 lira verdiğin, gider ellerini öpermiş, geçimler için para verilmiş. Nereden buldun? Menderes ayın 15'inde idam edildi. 16 sabahı bu iki anamız secdadede ölü bulundu. Sultan Abdülhamid'in hanımı Şefika Ana, kızı Ayşe Sultan. Dua etmişler seccadede. Çok müthiş bir dua. Allah'ım oğlumuz Menderes gitti. Biz ne yapacağız? Bize kim bakacak? Bizim de ruhumuzu al diye.
çok şiddetli bir dua anında cevap buldu. Allah ikisinin ruhunu secdede aldı.